Evet sevgili dostlar, hepiniz yeni videomuza hoş geldiniz. Safalar getirdiniz arkadaşlar. Bazı bilgilerim kısa kısa, o yüzden hemen onları hızlı hızlı geçeceğim. Luan Perez ülkesinde büyük şok diye başlayayım. Fenerbahçe'den Santos'a bedelsiz olarak gitti Luan Perez ve şu ana kadar istediği süreyi, hatta ne istediği süreyi, istediği sürenin zekatını bulamamış. Yani zekatını bulamamış arkadaşlar. Sadece ama sadece 3 dakika. 3 maç bile değil. 3 dakika süre almış. Botafogo, Novo Horizontino ve Opaparaya ve Goiás karşılaşmalarında kadroda olmasına rağmen de tercih edilmemiş. Yani nasıl bir şeyden kurtulduğumuzu herhalde anlamışsınızdır. Joshua King siftah yapamadı. O da Toulouse'a transfer olmuştu. Fenerbahçe sözleşmesi bitince yenilenmemişti. 5 dakikada 187 dakika henüz gol katkısında bulunamadı. Fenerbahçe'de Oğuz Aydın mesela huzursuz, süre alamadığı için doğruya doğru. Ama Oğuz Aydın gitmek istiyor mu? Oğuz Aydın süre almak istiyor arkadaşlar. Oynamak istiyor. Anlatabiliyor muyum? O yüzden de Oğuz Aydın konusunda da çok şey yapmayın. Milli araya Fenerbahçe damgası diyerek giriş yapayım. Şimdi Fenerbahçe milli takıma yolladığı yıldızlar ilk maçlar sonrasında muhteşem performanslar geldi. İrfan Can Kahveci biliyorsunuz ay yıldızların zirvede kalmasını sağladı. 38 yaşındaki Edin Dzeko Almanya'ya attığı golle tüm dikkatleri üstüne çekti. Şimdi Mert Müldür hemen hemen 90 dakika oynadı. Yani başarılı bir performans çizdi. Onun dışında mesela başka ne var? Bu arada İzlanda maçı var. Aynı şekilde milli takımın. Ve Barış Alper Yılmaz falan yokmuş herhalde, bilmiyorum. Galatasaray oynatmayın, futbolcularınızı gönderin mi demiş. Bir şey demiş diye sosyal medyada dolaşıyor ama ben resmi açıklama görmediğim müddetçe bir şey söyleyemem. Şimdi Edin Dzeko bunu yaptı. 2-1 bitti maç ama inanılmaz bir performansa şey yaptım. Polonya milli takım kampında sakatlandığı söylenen Szymański Portekiz'den oynadıkları maçta riske edilmezken yazmış. Bu haberi hangi dangalak yaptıysa gazetesi hemen bu arkadaşın işine son vermesi lazım. SporX. Bu dangalağı kovun. Vallahi bak, bu dangalağı kovun. Szymański'ye görev verilmemiş, süre verilmemiş sakatlığından dolayı. Ulan arkadaş, Fenerbahçe muhabiriniz. Ondan sonra ben diyorum ki Fenerbahçe düşmanı bunlar diyorum. Yok diyorlar, Fenerbahçe düşmanı falan değil, sen de herkesi Fenerbahçe düşmanı. Lan ben maçı neredeyse 90 dakika izledim. Fenerbahçe maçı izlem, hani Fenerbahçe maçı dışında maç izlemeyen ben neredeyse 90 dakika bu maçı izledim. Ben izledim, ben izlemediğim maç olsa diyeceğim ki eyvallah diyeceğim. Bizzat izledim. 39. resmi maçı. Yani hatta ben size bir şey söyleyeyim. Maçı izleyen arkadaşlarım varsa bak, hiç sormanıza gerek yok. Arkadaşlar aynı halı saha golü gibi bir gol oldu desem anlarsınız değil mi? 78'e Zielinski 3-1'e getirdi. Daha doğrusu 2-1'e getirdi. Maç birdenbire 26-37'de 2-0 oldu. 2-1'e getirdi Zielinski ama kendi kalesine yine gol attılar 88'de. Maç 3-1 bitti. Ben şöyle söyleyeyim. Sebastian Szymański kaçıncı dakikada oyundan çıktı? Yani 90 dakikayı tamamlamadı. Doğru, kabul. Ama 84. dakika. Ve Christopher Piontek oyuna girdi. Bakın 84. dakikada Szymański oyundan çıktı. Piontek oyuna girdi. Hani internette mi yok bu haberi yapan arkadaşlar? Kızdı mı iddiadım, kızdı oluyor ya. Arkadaşlar bakın, bu tip insanlar sizleri yönlendiriyor işte. Benim kızdığım nokta bu. Bu tip insanlar sizleri yönlendiriyor. Bu arada ben Szymański'yi bayağı da beğendim ha, yanlış anlamayın. Bayağı bayağı beğendim. Bayağı kendine gelmiş. Savunma katkısı gerçek manada yüksekti. Ofansif katkısı da ciddi manada yüksekti ama yani aması var işte. Neyse ben devam edeyim arkadaşlar. Kostić hazır kıta. Sırp yıldızımız Filip Kostić Samsunspor maçını da iple çekiyor. Ve hani aldığı süreyi aslında iyi kullandı. Osterwolde'ye bak, şimdi Ferdi Kadıoğlu'nun girişinden sonra Osterwolde'ye ciddi bir alternatif oldu. Baktığın zaman sol açıkta zaman zaman destek verecek. Maxime'nin de işi kolaylaşacak. Şimdi bana hepiniz aynı soruyu soruyorsunuz. Hocam Oğuz Aydın dedin de hani Oğuz ne durumda? Vallahi arkadaşlar açık söylemek gerekirse
aldığımız futbolcuyla beklentimizi karşılayan isim aynı değil. Hani bazı futbolcular Anadolu takımında farklı, büyük takımda farklı futbolcu refleksi gösterir ya. Bu durum bu yani. Bilginiz olsun. Çok bir şey durum yok. Bu arada Fenerbahçe Petrol Ofisi 6'da 6 sıradaki diye bir paylaşımda bulunmuş. Ki Galatasaray'ı 2-0 mağlup ettiler. Tebrikler kızlar. Tebrikler takım. Aynı zamanda basket takımın da maçı bir taraftan devam ediyordu ama onunla ilgili bir şeyi bekliyorum şu anda. Yani durum bu. Şimdi Kostiç hazır kıta olması işimize yarayacak. Evet, Avrupa maçında oynamayacak, kabul. Ama kaç Avrupa maçımız kaldı? Yani grup aşamasında 6 tane grup aşamasında maçımız kaldı. Ben şu kadarını söyleyeyim. 3 maç kazansak, yani 3 maç daha kazanırsak, bak 3 maç daha kazanırsak son 3 maç benim için yok hükmünde. Ciddi söylüyorum, yok hükmünde. Arka arkaya 3 maç kazanırsak son 3 maç önemli değil. Gruptan çıktık. O kesinleşmiş oluyor. Ha, kaybetmeden bir galibiyet, bir beraberlik, bir galibiyet, bir beraberlik. 4 maç kaldı, son 2 maç. Son 2 maç da yok hükmünde. Yani Kostiç'i 4 maç kullanamayacağız arkadaşlar. Anladınız mı mantığımı? Yani 3 galibiyet elde edeceksek diyelim. 6 maç değil, 3 maç kullanamadığın gibi düşün. Osterwold'e bu maçlarda uğraşacaksın. En azından piyasa yapacaksın. Mesela Fred formayı kaptırmak istemiyor. Gaza bastı. Elinden gelen çalışmayı yaptı. Tatilde boş durmadı. Eski formunu yakalamak için. Şimdi arkadaşlar, ben açık söyleyeyim. Ben öyle kıvırarak yan yollardan gitmeyeceğim. Ana caddeden gideceğim. Hepiniz diyorsunuz ki Şimanski'nin performansı düştü. Yo, daha geçen siz demiyor muydunuz? Hocam, bu takımda Fred olmadığı zaman takım elden ayaktan düşüyor. Fred'e alternatif, işte Fred sözleşmesi yaşatır. O İstanbul Sözleşmesi miydi ya? İşte Fred sözleşmesi yaşatır. Hocam Fred bilmem ne olsun. Fred Çakmaktaş, Barney Molostaş. Neyse, Beşiktaş'la ilgili aklıma bir şey geldi. Şimdi siz demiyor muydunuz böyle böyle diye? Baktığın zaman Fred'in performansı düşünce Şimanski düşmüş olamaz mı? Şimdi hocam, konjonktür olarak düşebilir. Ben bir şey demem bura. Ama yarat olabilir diyebilirsiniz. Ne oldu? Abi, Fener şeye geldiği zaman bak. Yanlış anlamayın beni. O düştü. Tamam. Bu düştü. Tamam. Sonra? Sonra? Yani abi, ben söylüyorum size, bizde asıl düşüş Fred'deydi. Yani asıl düşüş Fred'de ve Fred'i biz yukarı çekebilirsek gerisi gelecek arkadaşlar. Anlatabiliyor muyum? Gerisi gelecek. Bunun için de şu kadar söyleyeyim. Şunu da özellikle ve özellikle söyleyeyim. Yani Fred eğer bendeki habere göre çalıştıysa yüzümüz gülecek arkadaşlar. Çünkü Fred iyileştiği zaman, Fred eski Fred olduğu zaman, Fred coştuğu zaman Fenerbahçe'de coşar. Ne demişler? İstanbul Sözleşmesi yok ve Fred Sözleşmesi yaşatır. Bu arada Fenerbahçe Medikana set vermeden kazandı. Biz sadece biliyorsunuz bir futbol kulübü değiliz. Biz spor kulübüyüz. SMS Grup Efeler Ligi ikinci hafta SMS Grup mu? Fenerbahçe Medikan evinde ağırladığı Cizre Belediyesi'ni 3-0'la alt etmiş durumda. Ya aklıma bir şey geldi. Fenerbahçe'ye ve Fenerbahçe taraftarına ahlaksız cümleler kuran, büyük ihtimalle de başı ağrıyacak olan bir şahıs var. Şimdi şerefsizlikten falan bahsetmiş. Bu Zafer adlı şahıs. Galatasaray'a ihanet eden Okan Buruk hocamız olursa 13 yaşından beri gittiğim Ali Sami Yen'e, kendisi Galatasaray'dan ayrılana kadar bir daha gitmeyeceğim diyen arkadaş. Ya bu kadar şerefli bir arkadaş. O kadar şerefli ki şeref böyle taşıyor. Taşa 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 herhalde içeride bir şey kalmayacak. İnsan yani internete bir şey yazarken ya da bir açıklama yaparken çok dikkat etmeli. Yani özellikle şerefle ilgili şeylere çok çok dikkat etmeli diye düşünüyorum. Jadon Osterwolde'den zam talebi. Ben bunu konuşmayacağım. Bunu geçenlerde konuştuk. Hani arkadaşlarına aynı seviyede maaş almak istiyorum falan filan demiş. Şu an 850 bin euro kazanıyor. Diğer yabancılarla benzer fiyat almak istediğini söyledi. Agresif oyun tarzı, isteği, şu bu, piyasa değeri 15 milyon euro olarak belirlendi.
6 milyon euroya transfer oldu. 61 maçta 2 gol atarak başarılı bir performans sergiledi. Ben size bir şey söyleyeyim mi? Osterwolde ve Osayi hakkında bir şey söyleyeyim. İçimden bir ses diyor ki Fenerbahçe'nin sol beki Osterwolde olmayı sürdürecek. Sağ beki de Osayi Samuel olmayı sürdürecek. İçimdeki ses de durduk yere söylemiyor. Ya ben bu kadar söyleyeyim. Yani anlatabiliyor muyum? Ben bu kadar söyleyeyim. Hatta şunu söyleyeyim. Avrupa maçlarında falan filan değil yani. Yani Avrupa maçlarından falan bahsetmiyorum. Normal maçlardan bahsediyorum. Avrupa maçlarında tabii ki de Osterwolde o sahile devam edeceksin ama ince çizgiyi inşallah anladınız. Ha, Osterwolde bahsedilen gibi paracı değil. 1.3 milyon euro civarında bir sözleşme uzatmaya da tamam der gibi. Ama çok şey yapmıyorum yani. Anlatabiliyor muyum arkadaşlar? Sizler çok şey yapmayın. Ben sadece şu kadar söyleyeyim. Hakkımızda hayırlısı olsun diyeyim arkadaşlar. Hocam sen ikide bir de hakkımızda hayırlısı olsun diyorsun. Bunları ne zaman söylüyorsun? Arkadaşlar ben hakkımızda hayırlısı olsunu genellikle sözleşme imzalanır ya da sözlü mutabakata varılır. Futbolcu der ki tamam ben sözleşme uzatacağım ya da sözleşme imzalayacağım der. Ben de o zaman hakkımızda hayırlısı olsun derim. Yani daha da anlamıyorsanız arkadaşlar köprüden atlayın. Fenerbahçe'de Livakovic için transfer kararı. Arkadaşlar Livakovic için ilgi mektubu geldi. Evet yanlış duymadınız. Hatta siz neydi ya bunun İngilizcesi? İlgi mektubunun İngilizcesi. Neyi letterdi ya? Interest letter miydi ya? Neyse. Çok mühim değil. Arkadaşlar ilgi mektubu diye bir olay var. İlgi mektubu şu demek. Biz sizin şununuzdan ilgileniyoruz. Kaça bırakırsınız demek. Anladınız mı? İlgi mektubu bu demek. Fenerbahçe'ye tam 13 milyon euroluk ilgi mektubu geldi. Livakovic ile ilgili. Evet, yanlış duymadınız arkadaşlar. Yıldız oyuncumuza 13 milyon euroluk resmi teklif geldi. Resmi arkadaşlar, bildiğiniz resmi teklif geldi. Yani biz oyuncunuzla ilgileniyoruz. 13 milyon euro verebiliriz. Daha fazlasını isterseniz veremeyiz. Bilginiz olsun ne diyorsunuz diye bir teklif geldi. Dominik Livakovic için. Şimdi Fenerbahçe yönetimi devre arasında satmayı düşünmüyor. Bakın arkadaşlar devre arasında 2 futbolcu ekleyebiliyorsunuz Avrupa listesine. 2 hakkınız var. Bana göre çok saçma. Aşırı saçma. Bak bana göre şöyle bir şey olması lazım. Bonservisle sattığın futbolcunun yerine o sayıda fazlalık ekleyebilirsin. Hani 2 artı bonservisten 4 futbolcunu birden sattın. 2 artı 4 6 futbolcu ekleyebilirsin bana sorarsanız. Ha diyeceksiniz ki hocam bak tamam burası böyle. 4 futbolcunu sattın. İkisi Avrupa Ligi'nde karşılaşacağın takımlardan birine gitti. Bu hile olmaz mı? Arkadaşlar biz eğer hileyi düşüneceksek hiç oynamayalım. Manchester United'in eski teknik direktörü Fenerbahçe'de. Eski orta sahalarından 2 tanesi Fenerbahçe'de Amrabat Fred. Hiç oynamayalım o zaman. Öyle değil mi? Şimdi haberde yani Fenerbahçe'nin izin vermeyeceğinden falan filan söylüyor ama Suudi Arabistan Ligi takımlarından 3 tane takım kesinlikle ve kesinlikle çok ciddi ilgileniyorlar. Twente maçında 8 kurtarış yaptı. Kesinlikle ve kesinlikle söylüyorum. 3 tane takım. Ya çok özür dilerim bu tabiri kullandığım için ama hayvan gibi ilgileniyorlar. Yani hayvan gibi ilgileniyorlar. Öyle böyle değil. Ve üçü arasında bir takım bu iddia ne kadar doğrudur bilmiyorum. Bu iddia arkadaşlar lütfen bak çıkmasa bana kızmayın. Bu bir iddia. Bir takım diyor ki ben 18 milyon euroya kadar çıkacağım diyor. Ben iddiayı söylüyorum. Yani 18 milyon euroya kadar çıkacağım diyor. 18 milyon euroya satsan da satmasan da olayın şöyle bir boyutu var. Dediğim gibi yani
Satsan da satmasan da iki tane ekleme yapacaksın. Satarsan oraya iki eklemeyi iyi düşünmek lazım. Yerine de bir herhalde şövalye bir kaleci. Ya şey şövalye nereden çıktı ya? Hristiyan adetleri gibi. Tövbe tövbe. Aklıma da nereden geliyor böyle şeyler? Hayır, bir şey değil. Şimdi ben şövalye deyince insanın aklına Lille'in kalecisi geliyor. Değil mi? Neydi? Lucas Cihavaliyer. Lucas Şövalye. Ama 25 milyon euro diyorlar. Yani biz 18'e satsak bile bize bunu 25'ten aşağı vermezler canım. Adamlar altyapısından çıkartmış ama hani 14'e 15'e falan imkanı yok arkadaşlar. Nerede verecekler? Saçmalamayın. Hani keşke verseler. Ama benim duyduğuma göre bu arkadaş Avrupa'da iyi bir takıma gidecekmiş. Bunu da söyleyeyim. Dusan Tadic. Fenerbahçeli Tadic'e geri dön geri dön ne olur geri dön çağrısı gelmiş. Şimdi Tadic bu sezonki performansıyla yine dikkatler üstüne çekti. Yine birilerine ulan arkadaş bunu niye Fener'e kaptırdık dedirtti. Yine birileri içindeki yangını dışarı vurarak ya arkadaş Livakovic işte sırtına yaslıyor başka yaptığı da bir şey yok dedirtti. Çünkü çekememezliğin bir sonraki aşaması budur. Bunları yaptırdı, ettirtti. Fakat maşallahı var, iyi gidiyor. Şimdi Sırbistan milli takımının kaptanlığından feragat edip mesaisini sadece Fenerbahçe'ye harcadı. İkinci baharını yaşamayı da sürdürüyor. Jose Mourinho ile birlikte arkadaşlar yine bu sezon çıkışa geçti. Ve sergilediği futbolla yolun yarısında değil henüz başındayım mesajı veriyor. Yani öyle bir performans, öyle bir duruş, sahada öyle bir gösterge, takım arkadaşlarına karşı öyle bir şey. Süper Lig'de UEFA Avrupa Ligi ve Süper Lig'de forma giydiği 13 maç, 5 gol 6 asist, toplam 11 gol katkısı. Ve arkadaşlar, tecrübeli futbolcuya yeni bir milli takım çağrısı yapma kararı almışlar. Tabii son karar Fenerbahçe diyor. Tadiç de Fenerbahçe'yi bırakıp gitmek istemiyor. 38 yaşına kadar falan oynayacağından da herhalde tereddütünüz yoktur arkadaşlar. Onu da söyleyeyim. Yani bu arada şey Fenerbahçe Galatasaray kadın futbol maçında bir penaltı pozisyonu var. Yüze dirsek atılan bir pozisyon var şey. Yani maçın hakemi görmek istemeyince gerçekten görmüyor da. Neyse. Ya bu arada Fenerbahçe kadın futbol takımının hesabından paylaşımlar efsane olmuş. Ya biz erkek futbolda da yenerdik de. Şanssızlığımıza, salaklığımıza yenmeyelim. Yani kaçırdıklarımıza. Neyse. Fenerbahçe Opet. Dur şey yapacağım. Arkadaşlar son haberim şu. Kanalımıza birkaç tane arkadaş gördüm. Arkadaşlar Ahmet Konanç'a tapabilirsiniz. Allah da diyebilirsiniz. Önünde secdeye de kapılabilirsiniz. Bu benim için bir şey arz etmiyor. Herhangi bir durum arz etmiyor. Kişisel tercihiniz. Krem peynire de tapabilirsiniz. Başkasına da tapabilirsiniz. Sıkıntı değil. Ama lütfen arkadaşlar. Lütfen. Yaptığınız yorumlara dikkat edin. Yani karşımdaki kişiyi kötü duruma sokacak. Belki de onu aşağıladığınız yorumlara dikkat edin. Ne ben burada haddinden fazla birisinin gömülmesine ne de övülmesine izin veririm. Yani yapmadığı bir şeyden dolayı kimseyi burada suçlamanıza izin vermem. Şimdi Ahmet Konanç bir iddiada bulunmuş. Demiş ki Anderson Talisca için Acun Ilıcalı yeniden çalışma içinde demiş. Arkadaşlar ben kulübe yakın kaynaklarıma sordum, soruşturdum. Bak şöyle bir durum var. Acun Ilıcalı'nın şu anda bütün mesaisi Osayi Samuel ve İrfan Can Kahveci üzerine. Hiçbir şekilde üçüncü bir isim yok idi. Fakat Osterwolde'nin bir talebi oldu. Osterwolde Mario Branco'dan sözleşmesinin uzatılması için görüşme talebinde bulundu. Ve bu Acun Ilıcalı'ya da iletildi. Yani şu anda Acun Ilıcalı'nın hedefinde Osterwolde, İrfan Can Kahveci, Osayi Samuel var. 3. Ek olarak bazı yerli isimler sözleşmeleri yenilenecek arkadaşlar. Yani revize edilecek. Neredeyse her futbolcuya bir çıkış maddesi koyma düşüncesi var. Mourinho diyor ki arkadaş futbolcuya belirleyelim. İşte atıyorum Osterwolde 28 milyon euro serbest kalma maddesi. Yazalım koyalım.
O Sait Sabah'ın 16 milyon euro serbest kalma maddesi koyalım. Bırakalım yazalım. Futbolcu 16'ya geldi mi de desin ki arkadaş beni isteyen takımlar 16 milyon euroyu verin alın. Benden 16 istiyorlar. Anlatabiliyor muyum? Mesaisi bu. Jose Mourinho Szymański'den aşırı memnun. Szymański'yi kesinlikle satma fikrinde değil. Anderson Talisca'yı kesinlikle istemiyor. Ben size komik bir şey söyleyeyim. Jose Mourinho sağ kanat istiyor. Hadi buyurun. Ya hocam bak. Seni takip ediyorum, seviyorum, üyeyim, abonenim falan filan fark etmez. Tadiç var, Oğuz Aydın var, İrfan Can Kahveci var, Cengiz Ünder var. Sağ kanat istiyor dedim. Farkında mısın? Farkındayım, sağ kanat istiyor. İyi de Maksimen'i neremize? Yani Maksimen var solda. Kostiç, Osterwolde, Maksimen. 3 tane sol kanat var. Levent Mercan hadi kiralık diyelim. Oraya bir tane Türk lazım. Ya da oraya bir şey lazım. Nasıl sağ kanat istiyor? Arkadaşlar ben şu kadar söyleyeyim. Bizim sağ kanat alma ihtimalimiz Talisca'yı alma ihtimalimizden daha yüksek. Umarım anlatabilmişimdir. Bu bir. İkincisi Livakovic'e her an el sallayabiliriz. Bu iki. Osterwolde ve Osayi. Ben dediğim gibi sözleşme uzatma mesaisindeler. Osterwolde, Osayi, İrfan Can Kahveci. Üçünün birden sözleşme uzatma ihtimali %96'larda, %97'lerde. Üçü birden. İrfan okey. İçeriden aldığım bilgilere göre Osayi Samuel de okey. Sözlü olarak okey. Ama milli takım dönüşünde der ki ya ben vazgeçtim. İşte anamgil yok diyor falan filan der. Bir şey diyemem. Ama Osayi de okey. Osterwolde konusunda Osterwolde'nin sözleşmesi uzatılacak doğru ama dediğim gibi bir serbest kalma bedeli eklenip aynı şekilde o sahibi Osterwolde'ye. Benim bilgim bu şekilde. Szymański bir yere gitmiyor, adam zaten memnun. Anlatabiliyor muyum? Maksimen bir yere gitmiyor. Tadiç'i istiyorlar ama Tadiç'i sadece şey milli takım değil Ajax falan da istiyor ama Tadiç 38'ine kadar oynar gibi. Hatta ben bir şey söyleyeyim. Tadiç'le sözleşme yenilenebilir. Bak size enteresan bir bilgi vermiş olayım. Ha bazı arkadaşlarımız diyor ki ya hocam sırtını dayıyor yaptığı bir şey yok. Bu kadar gol katkısı asist katkısı şöyle böyle falan. Vallahi ben bir şey diyemem. Beşiktaş Quaresma'yı getiriyordu. Quaresma sahada geziniyordu. Hiçbir şey yapmıyordu. Şimdi Galatasaray'da neydi şaşkın kalayım şey içerdi. Sahada yürüyor Galatasaray taraftarı aşık hayranlar. Çünkü bir etiket yapıştırmışlar işte iyi oynuyor şöyle böyle gol atıyor diye. O etiketten devam ediyor. Fenerbahçe taraftarına da bilmiyorum dikkat etmesi gerekiyor taraftarımızın. Hayırlısı olsun bakalım. Bu kadar arkadaşlar söyleyeceklerim. İnşallah net bir şekilde gerekeni anlatabilmişimdir. Jose Mourinho dediğim gibi iyi hazırladı. Yani pazartesi günden itibaren yani 14 Ekim pazartesi günden itibaren çalışmalar başlayacak. Bu video 13 Ekim. Saat 19.56'da bitmek üzere. İnşallah yetişir. Sizler de izlersiniz. Her türlü katkınız için 76.400 için videolara attığınız beğeniler, yorumlar için teşekkürlerimi sunuyorum. Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere arkadaşlar.